Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Airsoft Iron 4 videosu Çin serisi 3. bölümüne tekrardan karşınızdayım. En son hatırlayacağınız üzere Japonya tarafından yüklü bir saldırıyla karşı karşıyaydık. Komünist Çin uçlarına kadar geri ittirilmiştik. Tabii ki buraya bastığımız sabloyu bunun neticesinde baya baya yoğun bir ittirmeyle karşılaştırmış olduk onları. Tabii ki burada yediğimiz çıkartma ne yazık ki başarısız duruma kadar gerilemek zorunda kaldık ve bu noktaya kadar geri çekildik. Burada yediğimiz bir başarısız çıkartmalar var. Ne yazık ki garnizonu tam manasıyla tutturamıyorum. Bildiğiniz gibi garnizon tarafından asker çekmek zorunda kaldım. Bir yandan onlarla uğraşmaya çalışıyorum. Bir yandan Beijing'i kaybetmemizin arkasında buraya bir supply hub inşa ettirdim ve buradan bir şekilde supply yayılması gerekiyor. Aksi halde bu noktada supply olmadığı için biz buradan geri ittirme yapamıyoruz. Ve geri ittiremediğimiz takdirde de her geçen gün toprak kaybetmeye devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı çoğu cephede neredeyse tamamında hatta saldırı emri vermiş durumdayım. Tabii ki saldırılar şu anda tam manasıyla karşılık bulamıyor ne yazık ki. Çünkü bazı noktalarda gerçekten yoğun sıkıntılar yaşattırıyorlar. Çünkü elimizde gerçekten yoğun bir silah açığı var ve bu silah açığını ne yazık ki kapatamıyorum. Çünkü hiç konvoyumuz yok elimizde. Konvoyu bir tane tersaneyle basmaya çalışıyorum ama ne yazık ki dediğim gibi elimde çok az ve yetersiz bir kaynak var. Uçak ve top fabrikalarını neredeyse düşürdüm. Silahın yenisi çıkmış olmasına rağmen basmıyorum. Eskiyi basıp eksidekini bir an öncesinde düşürmeye çalışıyorum. Yani nasıl yapabiliriz gerçekten şu an çok tuhaf bir durumun içerisindeyim. Bir şekilde bir çıkış yolu bulmam gerekiyor. Yani dediğim gibi bütün cephelerin neredeyse tamamından saldırı emri vermiş durumdayım şu anda ama çok fazla bir şey yapamıyorum hala daha. Güzel bir durum bu. Buradan limanı ele geçirdiysek burayı hemen sıkıştırıp bunların imhasını gerçekleştirebiliriz. Ki Japonlar burada çıktığı çıkartmanın tamamı ölsün. Limanı kaybettiği için herhangi bir yerden kaynak bulamıyor. Kaynak bulamadığı için belli bir noktadan sonra işleri boşalmaya, imha almaya başlayacak. Şöyle yapalım. Şuna bir ofansif olarak emir verdireceğim. Ofansif değil, normal line'ını verdireceğim ki saldırıda dursun. En azından etrafı boş bırakmasın ki yayılmasınlar. Aksi halde oradan da sıkıntı yaşarız. Bu taraftaki durum, burada da ufak tefek ilerleme başlamışız. Güzel. En azından hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Kaynak çıktıları önemli değil. Petrolden yana zaten sıkıntımız yok. Çünkü petrolün namına hiçbir şeyimiz yok elimizde. Radyolar yapılabilir ya da silah konusunda biraz daha geliştirebiliriz. Kendimizi infantry ekipmanlara biraz cezalı da olsa erkenden gidelim. Çünkü yapabildiğimiz tek bir şey bu var. Mümkün olunca en azından güçlü olalım o konuda da. Güzel, gerçekten güzel. İttirmeye başladık, ilerlemeye başladık. Bütün uçakları çektim çünkü elimizde uçak namına hiçbir şey kalmadı. Neredeyse ufak tefek doldurmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi haftada bir fabrikayla haftada iki tane üretebiliyorum. Maalesef fabrika ayıramıyorum oraya çünkü zaten elimde 21 tane askeri fabrika var. Zaten toplasan 45 tane fabrikamız var. Sivil fabrikaları bir nebze diğer taraftan kısmaya çalışıyorum. Debufflarımızı ufak tefek kısmaya çalışıyorum. Warbond tarafını bir şekilde halletmem gerekiyor ama oradan da çok fazla bir şey çıkmıyor. Doktrine ufaktan gitmeye devam edelim. Zaten neredeyse doktrin bitmek üzere. Bu da bizim hiç attrition yemememizi sağlayacak. Belli bir noktadan sonra saplı hüp olmayan yerde bile artık attrition yememe noktasına gelmiş olacağız. Gördüğünüz gibi Çin askerleri şu anda gerçekten yoğun bir saldırı ile karşı karşıya bırakıyor Japonları. Ve gerçekten güçlü bir defans veremiyorlar bize karşı. Yoğun bölgelerden baya baya geri çekilmeye başladılar. Belli bir noktadan sonra karşı koyamayacaklardır. Güzel, Beijing'i geri almışız. Bu da güzel bir haber. Çünkü burada bildiğiniz gibi supply hub vardı. Şuradaki limanı tekrardan bir kontrol altına alabilir miyiz? Liman galiba bizde zaten de. Yine de bir yanını da alalım. Yani kaybettiğimiz toprakların fazlasını şu an girmeyi başardık. Bu güzel bir haber gerçekten. Burada kaybettiğimiz toprakları da geri almayı başarabilirsek güzel olacak. Burası gayet güzel. Hocam sen değil, sen kal orada. Burası gayet güzel. Limanı da almışız. Liman kıyısı da komple kapatılmış. Ve belli bir noktadan sonra burada şimdi askerler imha almaya başlayacak. Bu güzel bir haber. Artık zaten istese de limanı alamaz. Öyle bir imkan yok. Ve gördüğünüz gibi teker teker imha almaya başladılar. Buradan çok fazla bir şey çıkartamayacaktır. Kayıplarına bakalım. Japon'un 500K'ya yakın bir kaybı var. Menguko ve Manchukuo'nun da yaklaşık 100.000 civarında ikisinin kaybı.
Bizim kaybımız 1,5 milyona yaklaşmış çünkü sürekli bir line atak veriyorum. Line atakla bir an öncesinde bitirmemiz gerekiyor. Aksi halde gerçekten çok zor sıkıntılar yaşayacağız. Çok zor şeyler yaşatacaklar bize. Ama line atak baya baya ekmek vermeye başladı şu anda. Bu işin güzel yanı bu. Burada hala gemileri var. Şurası eğer bittiyse bitti. Sizi tekrardan bir garnizona çevirip hemen garnizona vereceğim ki buradan da ufak tefek bir silah elimize geçsin. Yani 28K açıktan 25K'ya düştü en azından. 3K gibi elimize biraz bir silah gelmiş oldu. Abi siz ofansif mi dalıyorsunuz? Yok. Niye şey yapamıyorsunuz? Yani tabi elinizden bayağı asker almış oldum sizin de. Komünist Çin 17 birlik veriyor. Güzel. Sen de 7 birlik veriyorsun. Güzel. Sen de ver. Komünist Çin'den 17 birlik almak gerçekten güzel. Şöyle şu 17'yi, hatta ben bu gönüllerin hepsini buraya toplayayım. Komünist Çin'in 17'sini burada intihara sürükleteceğim. Bir tane komutan verelim. Onlar orada intihar etsinler, orayı açsınlar. Önemli olan o. Gerisi önemli değil. Burada kaç asker var? 6 division var. Abi sen de garnizona git. Garnizonu boşlamayın. Garnizon bir an öncesinde işini bitirmesi lazım. Şu tarafı da alalım. Nasıl olsa biz o tarafa ilerlemeye başlarız artık. Evet, işin kötü yanı bu orada. Burada bayağı yoğun bir çıkartma yemişiz. Bu gerçekten kötü bir durum. Tabii ki çıkartma çok fazla bir şey yapamayacaktır. Ama benim buraya çok acil asker çekmem lazım. Sen neyin askerisin? Şu bizim 7, bu 7'dir. Abi siz bir gelin. Sizi ben tekrardan normal birliğe çevireyim. Size bir tane komutan verelim. Şuraya da siz bir alın. Hatta siz hiç şeyden bile ayrılmayacaksınız. Sürekli çıkartmalara sizi koşturacağım sağa sola. Ofansif doktrinini verelim komutanımıza. Ve recovery rate verelim. Mümkün olduğunca askerler daha iyi durumda olsun. War of the Resistance'da geldi. Güzel bir haber. Abi sen garnizona dönüyorsun. Güzel. Kor topraklarda %15 atak da verirse gerçekten güzel bir durum. İtalya Aksis'e katıldı. Ortalık bayağı karışmaya başlıyor Avrupa'da. Kısa zaman içerisinde ortalık bayağı bayağı yok edecektir Avrupa'yı. Güzel. İç kısımlara doğru ilerlemeye başladık. Sivil fabrika elimize boş geçti. Fabrikalara, uçaklara bir tık vermek istiyorum. Çünkü uçakta çok fazla ihtiyacım var. Molotov paktı gelmiş. Güzel. Gerçekten Asya topraklarında şu an çok iyi durumda ilerliyoruz. Muhtemelen Japon'da bir şey var. Bir sıkıntı var ama ne olduğunu şu an tam olarak çözemiyorum. Yani petrol almaya devam ediyor. Dachi Sindies'ten ve Manchukuo'dan 4 fabrikalık falan bir petrol alıyor. Petrolden yana sıkıntı yaşamaması lazım ama neden yaşadığını da bilmedim bir türlü. Abi o taraf boşsa boş topraklardan ilerleseniz mi biraz? Madem boş toprak, yani mesela iç kısımlara doğru. Şöyle bu tarafa doğru ilerlersek muhtemelen çok fazla bir şey yapamayacaklardır. İç kısımlara buradan sen şurayı bir kapat. Buradan herhangi bir başkentten supply çıkmasın, destek gelmesin başkente en azından. Arka kısımları kesebilirsek Mengu Kozatsen bir an öncesinde birazdan gitmek üzere. Alt taraf baya baya kapatıldı çünkü liman yok bölgede. Liman olmadığı için imha almak zorunda. Gördüğünüz gibi Mengubo tamamıyla kapitüle edildi. Şurayı bir artık bitirebilirsek limanı da kaybetmememiz lazım çünkü. En azından kıyı bağlantısını da kesebilirsek bizim için çok iyi bir durum olacak. Abi konvoy istemesin de fabrikayı öyle verelim. Çünkü konvoy hiç yok elimizde şu durumda. Şu line'ı şöyle bir dağıtalım. Hemen o tarafa da yayılın. İyice bir dağılın. Gördüğünüz gibi gerçekten kısa zaman içerisinde çok hızlı ilerledik ve bayağı bir seviyede ilerlemiş olduk. Abi o oradan çıkamasın. O odaya çıkamasın.
Buradan bastırırsak o oraya gidemez. Şöyle destek veremez Japon askeri, oraya gidemezsin. Zaten çapraz saldırıdayken Japon oraya ilerleyemez diye düşünüyorum ama. Güzel, aylık 1200 silah çok güzel bir rakam. Her türlü desteğe şu an hazırım yani. Ya elimde top üretimini bir fabrikaya kadar düşürdüğüm için neredeyse hiç yok. Diğerleri bayağı sıkıntıda. Japon askerleri hala daha bizden güçlü ama gördüğünüz gibi içlerini tam manasıyla artık Japon dolduramıyor. Ve bölgede supply sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu da güzel bir haber bizim için. Line'ı biraz daha dağıt. Yani 18 askerle ne kadar dağıtabilirse. Komünist Çin askerleri bölgede hala daha çok fazla bir şey yapamadılar. Çünkü ufaktan bir supply sıkıntısı var bölgede. Limana en azından alabilseydik supply krizini çözmüş olurduk ama liman da elimizde olmadığı için çok fazla bir şey yapamıyorum. Ne kadar kaybı var? Japon askeri gördüğünüz gibi 700 bine yaklaştı. Kayıp olarak bayağı yüksek. Bu tarafa destek vermenin bir manası yok. Hatta ve hatta buradaki bütün savaş emirlerini iptal edeceğim. Ya işte garnizon olduğu için garnizon sürekli olarak saldırmaya çalışıyor. O bir sıkıntı, yoksa problem olmazdı ama garnizon da komple tek bir eyalet olarak saydığı için o bir problem. Abi sen mi gel? Artı olarak bir de sen varsın burada. Başka kim var? Bir de komünist Çin'in birlikleri olması lazım. Evet, siz ikiniz buradasınız. Sizi ben tek numara şeyle toplayayım. Çünkü kafa karışıklığı oluyor şu anda. Bir tane de size bir maraşel verelim. İyi kötü demeyelim. Bir de karizmatik verelim maraşelimize. Recovery rate alsın biraz daha. Bir yerlerini alsınlar. Bir ufaktan yerleşsinler. Artı olarak bir tane liman istiyorum bölgeye. Çünkü supply krizini başka türlü çözemeyiz bu noktada. Gördüğünüz gibi 19 fabrikayla şu anda inşaat yapmaya çalışıyoruz. 45 fabrika vardı. Gördüğünüz gibi şu an işgal ettiğimiz yerlerden 8 sivil 4 askeri fabrika ele geçirmiş olduk. Daha da ilerledikçe gelmeye devam edecek ve güçlenmemizi sağlayacak bu durum. Gördüğünüz gibi artık line'ların büyük kısmını asker de yetiştiremiyor. Bu da bizim için iyi bir durum, gerçekten iyi bir kar. Eğer şu çıkartmaları artık bir an öncesinde çözebilirsek bir daha gerisinde çok fazla bir sıkıntı kalmayacaktır. Şu yedilik abi şu noktaya gel. Kore tarafından bir an öncesinde ilerlememiz lazım. Sen gerekirse ofansifte ilerleyeceksin. Kore'nin alt kısımlarına doğru hızlıca araştırman lazım senin. Çok acil. Hemen acil bekliyorum seni. Ofansif yarayacaksın sen buradan. Güzel. Buradaki 3 askeri de artık bitirin. Çünkü orası çok uzuyor ve çok fazla asker tutuyor şu anda. Orada 2 birlik asker kaldı. 9 birlik sen gönder. Kim geri gönderiyor? Komünist Çin'in askerleri geri gidiyormuş. Senden aldığımız 9 birliği Komünist Çin'in askerlerinin yanına koyalım biz. Komünist Çin askerleri oradan çıkınca o zamana kadar bunlar oraya yerleşmiş olur en azından. Ama çok acil gitmen lazım. Bakalım general kaldı mı boşta? Yok, kalmamış. Nasıl Komünist Çin askerlerinin komutanın başında komutanı sana veririz. Ayrı olarak total mobilizasyona geçelim artık. Ben unutmuşum, çok pardon. İyi, komünistlerle aramız iyi, bu güzel bir haber. Surrender limitimiz zaten Birleşik Çin olduğu için bizi devirmesi çok çok zor. Güzel, arka kısmı da kapatmışız. Artık line'da çok daha fazla askerle saldırıya geçeceğiz. Ve gördüğünüz gibi atların içi yarım dolu, piyadeler tam olarak dolu değil Japonlarda. Çok fazla bir şey yapamayacak gibi duruyor şu durumda. Yakın zaman içerisinde muhtemelen Kore içlerine varmış oluruz. Supply krizi var bölgede. Nerede var? Burada var saplayıp ve burada liman var. Eğer bu limanları alabilirsek veyahut da buraya bir saplayıp inşa etmemiz lazım. Öncesinde bunu devam et, sonrasında buna geç. Gördüğünüz gibi şu an 30 fabrikayla inşaat yapıyorum. Gerçekten güzel bir rakam. Yani elimizde hiç yokken şu an en azından ufak tefek de olsa var.
Hala da fighterları ve kasları bölgede uçmaya devam ediyor. Ama ufaktan bir hava desteği vermem lazım. En azından hiç yoktan iyidir. Bir ufak olsun. Yani sarılamaz, hiçbir şey fayda etmez. Hatta hava trade'inde baya çok fazla kaybedebilirim. Ama yine de bir kar olması lazım. Yani bize bir orada bir şey sağlaması lazım. Güzel. Doktrinimizin son bir tanesi kaldı sadece. Baya baya bitirmiş olduk. Komünist Çin askerleri ne zaman dönüyor? Sen 31 birlik asker veriyorsun. Komünist Çin askerleri gitmiş. Sen ver abi 31 birliği. Senin 31 birliği nasıl yapalım? Şöyle senin 8'in buraya geçse. Ya hepsini aslında bakarsanız ana cepheye sürmek daha mantıklı olabilir ama şurayı bir an öncesinde açmam lazım. Çünkü gerçekten uzadıkça bizim canımızı fazla sıkmaya başladı. Çok acil. Hemen onlar oraya geçsin. Arada line'a verdiğim için boşluk bırakabilirler. O boşluk sırasında da Japonlar ilerleyebilir. O da iyi bir şey olmaz bizim için. Kaynak çıktıları değil. Resource speed'e daha var. Buraya da daha var. Uçak konusunda biraz gidebiliriz. Fighter 2'leri araştırabiliriz. Ya bölgede ağır bir attrition yaşanıyor şu anda ama Mesosuit Doctrine gittiğimiz için attrition çok ağır değil. Güzel. Burada gayet güzel bir pakasımız var. İki piyade bir tank. Japon için ağır bir zayiat. Fakat bakımından baktığımız zaman. Şuradan boş cepheye bir ilerlemeye devam et. Gördüğünüz gibi özellikle de core defansı aldığımız için eskisi kadar güçlü bize vuramıyor. Eski Japon askerleri yok artık, yani öyle söyleyebilirim rahatlıkla. Çıkartmaları durmuş durumda. Muhtemelen petrol yetiştiremiyor artık. Hocam nedir buradaki limanın durumu? Bitmek üzere. 5 gün içerisinde buradaki liman bitiyor. Liman biter bitmez de buradaki zaten bütün supply sorunu muhtemelen çözecektir. Tabii o limana bir tren ihtiyacımız var. Çok acilde onu istiyorum ikinci planda. Tamam, liman geldi, güzel. Konvoy sayımız yok, yani 3 tane konvoyumuz var elimizde. Ama o liman bile bayağı toplamayı başardı gördüğünüz gibi. Supply krizini çözmüş oldu. Yani 9 tane gemi var elimde. O 9 tane gemiyle belki konvoy raid'lik atılabilir Japon'a ama şu anda bu bölgede Japon'un 270, yani 2, minimum 200 gemisi var. O yüzden öyle bir intihara kalkmak da çok doğru bir şey değil gibi geliyor bana. Şöyle yapacağım. Bu 18'lik burada bölgede yayılmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Supply namına herhangi bir şey yok. Tamamıyla bir açlık bölgesi. Bu 7'liği buraya dağıtmak önemli ama onu oraya dağıtırsam sıkıntı oluşturabilir. Sen 7'lik olarak devam et. Ama ofansifte değil, artık normal bir şekilde ilerle. Infantry Expert verelim komutanımıza da. Piyadelerimiz biraz daha güçlü olacak şekilde. Transport plane basabilirim. Böyle bir seçeneğim var. Transport plane'lerle belki burada bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi birlikleri artık çok fazla bir şey yapamaz durumda. Core toprakta abi 15 birlik senden almayacağım, yeter. O kadar birliği şu anda net olarak kontrol edemeyebilirim. Armiyle form. Yani şu fokusa gitmek istiyorum çünkü gerçekten %10 atak, %15 defans veriyor Japon'a karşı. Bu gerçekten güzel. Army reformu yaptım. Lesson of War fokusu ihtiyacı var. Lesson of War nerede? Tarafta falan değilsin, değil mi?
Ama öyle bir fokus yok. Sizce nereden var acaba öyle? Ha, evet. 200 arma experience gerekiyor. Var propaganda. Var bonusu bir alayım. O zaman şöyle yapalım. Var supportlar falan çok önemli değil de. Şuradan %2 askeri alımı biraz daha arttırabiliriz. Yani şu an %2,5 geliyor, %3 gidiyor. Artı olarak %35 de debuff'ımız var. Yani evet, Avrupa Savaşı şu an itibariyle başlamış oldu aynı anda. Gördüğünüz gibi 32K silah açığımız var. Silah açığını şu an 20 fabrikayla ne yazık ki tamamlayamıyorum. Günlük 210 taneye yakın silah üretiyorum ama yetiştiremiyorum. Özellikle buradaki şeyden kaynaklı çok büyük bir debuff'ımız var, çok büyük bir sıkıntımız var. Abi şöyle yapalım. Ya transport plane bassam da şu an buradaki hava üstünlüğünü de alamayacağım için trade'de transport planeleri çok kısa zaman içerisinde kaybedebilirim. Şu liman ne durumda? Evet, karşı saldırı yediğimiz için limanı da yapamıyorum şu anda. Artı olarak zaten o bölgeyi şu an kaybetmek üzereyim. Bir dakika, onu bir kapat. Evet, bunu biraz arttırırsak buradaki supply yolunu bir ufak kıstı. Ama buradan zaten geri ittirildik. Şu an o limanı da kaybetmiş oldum. Kaybettiğim toprağı geri aldım mı? Hadi al orayı. Yok, ne yazık ki alamadık. Şöyle yapalım. Hemen bu arka kısma bir tane daha liman istiyorum. Abi çok acil yap şunu. Zaten demir yolu üstünde olduğu için otomatikman bağlanacaktır. Alt taraftaki durum nedir? Bir ufak daha ilerlemeyi başarmışız. Güzel. Oradan ilerlemeye devam et. Çok acil orayı bitirmen lazım artık. Japon'un kaybı 1 milyona yaklaştı. Nedir hocam manpower durumu? Yaklaşık 200 bin civarında bir manpower'ı kaldı. Çok fazla bir şeyi kalmadı. Ama burada bir ufak kaybımız var. Abi bu yayılmadan çok fazla, onu bir önleyelim. Yani çıkartmalara doyamıyor. Ama çıkartmaları attıkça da ölmeye devam ediyor. O yüzden çok fazla bir şey yapamayacaktır. Limanda olmadığı için şu anda çok bir şey yapamaz. Birazdan imha almak üzere devam edecek. Bu tarafa liman üzerinden kamyonlarla dağıttığımız saplıyı bayağı fazla etki etti gibi duruyor. Güzel. Kaybettiğimiz topraklar var tabii ki ama kaybettiğimiz toprakları tekrardan geri kazanacağımız zaman yaklaşıyor gibi duruyor şu anda. Saplayıp inşa edebilir miyiz diye düşünüyorum ama bu bölgeye saplayıp inşa etmek imkansız gibi bir şey. Transport plan işin içine sokmamız lazım. Almanlara karşı var propaganda yapmak şu an hayatımızdaki en büyük hata olabilir. Öyle bir şey yapmayacağım. Harik sanayi buff'ımız tekrardan geldi. Research Speed'le kaynak çıktılarını arttırmak bir ufak önemli bir duruyor çünkü dışarıdan aldığımız kaynağı belki azalttırabilir bize. Özellikle gördüğünüz gibi çelik 5 fabrikalık satıyorum, 5 fabrikalık geri alıyorum. Bir ufak %10 artarsa belki aldığımızın bir fabrikalık bile olsa iptal edersek kâr kârdır. Şu an bunlarda komutan da olmadığı için şunu hemen vereceğim. Komünist Çin'in komutanıydı bildiğiniz gibi. Abi force atakla o limanı bir ele geçirebilirsen o King Tower limanını arkadaki liman onları beslemeye yetmez. Bu sayede biz burayı alır almaz da burayı tamamlamış oluruz. Artı olarak gördüğünüz gibi bizim hava kuvvetlerimizi kullanarak burada bize karşı bir uçak uçuruyor. Onun da önüne geçmemiz gerek. Ve artı olarak buradaki liman da bizi gerçekten çok çok fazla destekleyecektir. Motorizelerle dağıtırsak buradaki saplayıp sorununu da çözmüş oluruz. Güzel.
Bazı askerler geriye döndü. Tekrardan gelen askerlerden bazıları hiç problem değil, dönebilirler. %2 manpower için %10 var support kesmek hiç iyi bir karar değil aslına bakarsanız. Şu üçer askeri fabrikayı alalım. Biz 6 tane askeri fabrika, orası gerçekten çok iyi ve bizi gerçekten çok fazla rahatlatır. Ya supply veriyorum ben. Neden şey olmuyor? Limandan kaynaklı muhtemelen. Hemen o tren yolunu bir tekrardan tamir edersek muhtemelen çok sıkıntı yaşatmaz bize. Güzel, Polonya kapitülü olmuş. Bu gerçekten güzel bir haber. Almanya Avrupa'da o zaman çok çok iyi işler yapıyor demektir bu. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi Polonya tarafını bitirmiş. Muhtemelen birazdan da Belçika üzerinden, Hollanda ve Belçika üzerinden savaşı başlatacaktır. Yani Almanya ile müttefik olma taraftarım var. Özellikle de Sovyetler Birliği'ne karşı yapacağımız savaşta. Evet, Belçika üzerine başlatıldı savaşlar. Buradan bayağı geri ittirilmişiz. Bu iyi bir haber değil. Burada planladığımız limanı da yapamadık. İşin kötü yanlarından bir tanesi de bu oldu. Abi şurayı bir al artık. Boş toprak, ilerle oradan. Son doktrine gitmek. Yani gitsem mi ya da 200 biriktirsem mi diye düşünüyorum da 200 arma experience biriktirip command power debuff'ımızı kaldıralım. Artı olarak da o %10 atak, %15 defans buff'ımızı alalım. Çünkü mümkün olduğunca hızlı şekilde şu Japonların işini bitirmem lazım. Aksi halde gerçekten çok zor, sıkıntı yaşatıyorlar bize. Abi seni ben ofansife alacağım. Sen burayı bir an öncesinde temizle, yoksa onlar burada durdurursa bizim işimizi çekecekler. Var mı hocam sana bir komutan? Yok ne yazık ki. Evet, Doğu Polonya'yı Molotov anlaşması gereğince Doğu Polonya'yı Sovyetler Birliği'ne verdi. Almanlar. Evet, buradaki askerler yine bir kısmı geri döndü. Sadece tek 20 birlik kaldı. Bunlar da bizim kendi askerlerimiz. Evet. Tek 20 birlik kaldı. Olsun, problem değil. Kendi askerlerimiz de yeter bize artık bu bölgede şu anda. Abi şurayı bir geri alabilir miyiz? Çok güzel. Gerçekten güzel bir seviyede ilerleyişimiz sürüyor. Yani dediğim gibi buradaki tek liman bunları beslemeye yetmez. Artı olarak da gördüğünüz gibi gerçekten artık içleri dolmuyor. İçlerini dolduramadığı için de çok fazla belli bir noktadan sonra bir şey yapamayacaktır. Abi yürü. Burayı artık aç. Orayı bitir. Çok güzel. Hemen buraya destek at. Abi hemen at onu. Oradan çekilmesin geri. Eğer buradaki gördüğünüz gibi last stand veriyor şu anda. Last stand vermesi onu kurtarmaz. Çok kısılma içerisinde burayı kaybetmek zorunda kalacak. Hollanda da kapitüle edildi. Avrupa'da şu an gerçekten kartlar çok hızlı şekilde dağıtılıyor. Asya pazarında bizim durumumuz çok iyi durumda değil şu anda gerçekten ama. Evet, fighterları çekmiş. Sadece bomberlar duruyor. Bomberlar ve kaslar duruyor. Onlar da çok fazla bir görev yapamazlar bizim karşımızda bu bölgede şu anda. Şurayı bir artık açarsak baya baya kurtulmuş olacağız. Evet, liman neredeyse alındı. Gerçekten güzel. Haydi. Yani limanda bir de gördüğünüz gibi fort olduğu için girmemiz bayağı zor oluyor. Artı olarak 4 asker burada, 4 asker burada ve Japon askerlerinin bizim karşımızda da ne kadar dolu olduğunu ve daha ekipmanlı ve kaliteli olduğunu biliyorsunuz. O yüzden ilerlememiz bayağı zor. Tankların içleri boş. Gördüğünüz gibi piyadelerin içleri tam olarak dolu değil. Ama bizim burada supply eksisi yememiş, onları bayağı bayağı hızlandırmış durumda. Güzel, kaybettiğimiz bu toprağı en azından geri almayı başarmışız. Liman eksiğinden kurtulabilirsek çok daha hızlı şekilde ilerleyebiliriz gibi duruyor şu anda.
Evet, sadece liman kaldı. Güzel. Abi ilerle limana doğru. Hemen limana doğru bir saldırıyı başlat. Force atak vereceğim. Command power ihtiyacım var şu anda. Evet, gördüğünüz gibi 8 askeri var şu anda. Japon askerlerinin burada. Birazdan imha almaya başlayacaklardır. Hemen bu 21'liği de ana cepheye süreceğim. Ama bu 7'liğin arkasına buraya alt kısma doğru sürmek istiyorum özellikle. Artı olarak şunu artık yapmak istiyorum. Şunların savaş emirlerini Kore tarafına doğru yapacağım. İleriye doğru değil. Bir an öncesinde Kore tarafına eğer bitirebilirsek alt kısımdan da yani otopiste Japon'dan kurtulabilirim. Japon'un üstüne komple gidemem. Çünkü öyle bir imkanımız yok. Evet, Fransa tarafı şu an imha almak üzere. Sovyetlerden alalım o zaman. Çünkü Fransız'a Almanya muhtemelen müdahale etti ve başarılı bir şey oldu. Bir bakalım hatta Avrupa'daki durum nedir şu anda. Evet, Belçika üzerinden şey yaptıkları için artı olarak buradaki Fransız topraklarına muhtemelen saldırılar var. Bu Fransız toprakları bizim kaynak aldığımız, konvoysuz kaynak aldığımız yerler özellikle. İlerle abi buradan, ilerle. De nasıl bizde manpower yok? Biri bana bunu açıklasın. Şunu %5'e al. Çin gibi bir devlette nasıl manpower olmaz ya? Tabii ki %2,5 alıp %3 verdiğimizden kaynaklanıyor. O manpower açığını hemen kapatırız. Sonrasında da bizim de askerlerimizin işlerindeki eksiler kapatılacaktır. Hiç problem yok. Gördüğünüz gibi 6 asker kaldı. Limanda olmasına rağmen kaynak alamıyor. Altını çizerim. Alüminyumu 2 fabrikaya çıkartıyoruz. Abi onları bırak. Sen hemen bana askeri fabrikaya devam et. Çok acil askeri fabrika. Çok acil. Yani savaşı bitirir bitirmez sivil fabrikaya tekrardan döneceğim. Belli bir noktaya kadar sivil fabrika yatırımı yapmamız lazım. Aksi halde zaten imha oluruz. Alt kısma ilerle. Sen şu kısma doğru ilerleyeceksin. Bir an öncesinde şu Kore tarafına ulaşmamız lazım. Aksi halde gerçekten imha olacağız. Savaş çok uzuyor. Savaşın bu kadar uzaması bizim bir yandan lehimize, bir yandan aleyhimize. O yüzden bir an öncesinde artık çözmemiz lazım. Abi son asker bitir artık şunu. Hele şükür. Hele şükür. 21 askerin tamamını garnizona da çevirebilirim. Özellikle silahtaki açıyı bir ufak kaybedebilir. Abi senin komple de nasıl ne işin var ya? Senin zaten orada hiçbir şey yapamazsın ki. Sen sadece buradasın. Hatta tek taysın. Dön geri. Tek taylı olarak saldırıya tekrardan başla. Kore tarafından yardık yaramazsak bizi yararlar. O zaman gerçekten yok oluruz. Yani çıkartmaları en azından bitirmiş olduk ve şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 1 milyon Japon kaybı var. Çok fazla bir şey yapamayacak dediğim gibi. Belli bir noktadan sonra istese de istemese de tıkanmak zorunda kalacak. Abi şuraya gir. Sen altılı ile şunu tut. Oradan ilerleyemesin ki biz buradan ilerleyelim. Boş topraklardan. Hemen şu taraftaki limana doğru acilen gir. Özellikle de şuradaki havaalanına çok acil ihtiyacım var. Ya bizim uçak koyabilmemiz önemli olan değil. Onların burada şey yapamaması önemli. Abi şu 21'i çok acil dağıt şöyle. Çıkartmalar başarısız olacak şekilde dağıtalım. Of. Yani baya baya ilerledik. Özellikle Mengko'nun yok olmasıyla ardından neredeyse hiçbir şey bırakmadık. Gördüğünüz gibi karşı line ataklar geliyor arka arkaya. Son umut, son kaynaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hiçbir şey yapamaz. Abi çok acil bir yayıl oraya. Orayı sakın kaybetme. Tamamdır. Oraya asker geldi. Bir daha orası kaybedilmez. Hemen şuraya o zaman alt tarafa gidemiyorsak şu alt kısma doğru bir ilerleyelim. Boş topraklardan ilerlemeye çalışalım ki buradaki Manchuko askerlerince paket altına almış oluruz. Diyecektim ama Japon atlısı geldi ve kurtardı ortalığı. Evet sevgili arkadaşlar, bu bölümün ufaktan sonuna gelelim.
Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bir şeyler gösterebilmişimdir, eğlendirebilmişimdir size. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.